demeye geçtik. Acayip dahice. Şapkadan tavşan. Şapkadan tavşan falan çıktığı yok. Bu yöntemi, rahmetli Turgut Özal kapatırken, bir daha hiçbir iktidar bu yanlışa düşmesin demişti. 1980'lere öyle gelmiştik. Dostlarım, ne yapılmak istiyor? Türk lirası faiz kazançlarını dolara eşitleyip bankadaki mevduatların Çekilip dolara kaçmasını engellemek istiyor hükümet. Çünkü böyle bir eğilim vardı. Bankadan insanlar dolarlarını e, çekip, te, Türk liralarını çekip dolar alıyorlardı. Bunu engellemek istiyor iktidar. Birazdan o banka mevduatlarının ayrıntısını size göstereceğim. Kaç kişi bundan yararlanacak? Bütün ülke nasıl ateşe atıldı buna bakacağız. Ne yapıldı peki? Bankada açılan vadeli mevduatlara devlet dolar gelirini artık garanti ediyor. Yani bankaya para yatırdınız. Dolarınız var. Yo, dolarınız yok, Türk liranız var. E nasıl alacağım dolar gelirini? Eğer banka faizinden daha yüksek oranda artarsa ar dolar devlet size bu parayı verecek. Neden? 3 ay veya daha uzun. 3, 6 9 veya 12 ay vade ile bankada hesap açar iseniz eğer. Yani devlet niye bu parayı veriyor? Yahu senin benim bankada vadeli mevduatım yok. Benim bankada vadeli mevduatım yok. Ben niye bankaya para yatıranların cebine faiz lobisi dediğiniz ki bence değiller o ayrı. Ama siz öyle dediniz. Onların cebine halkın parasını niye koyuyorsunuz? Yasal mı bu? Değil. Değil. Yasayı takan kim diyeceksiniz? Evet, yasayı takan kim? Bizim paramızı faiz lobisinin cebine koymak şahane. Peki ne? Bunun sonucu şu. Türkiye ekonomisini tamamen dolarize ediyor. Bankaya para yatıran herkes bu şekilde artık dolar gelirini garanti altına almış olacak. Dolar kadar gelir kazanacak. Yani TL mevduatlarda dolarize olmuş e, olacak. Ülkedeki kur risklerinin tamamına yakınını, büyük kısmı hatta tamamına yakınını devlet üstlendi. Devlet kim? Devlet bunu kendi adına mı yapıyor? Recep Tayyip Erdoğan bunu kendi banka hesabından mı karşılayacak veya oğlunun, eşinin, kızının hesabından mı? Hayır. Hazine siz siz karşılayacaksınız. Birazdan size göstereceğim ayrıntılarıyla. Siz karşılayacaksınız. Hazine demek sizin kasanız demek. Hazine demek vergilerinize finanse ediyorsunuz. Size harcanacak parayı hazine faiz lobisine verecek sevgili dostlarım. Devamı. Bankalar faizi düşürüp mevduat bedelini devlete ödetebilecekler artık. Niye? Aa, dolar yüzde x arttı, faiz bu kadardı. E devlet ödesin. Devlet kim? Siz. Hazine. Bitmedi. Karşılıksız para transferi nedeniyle banka karları patlayacak. Banka karları patlayacak. Ne demek? Biraz önce size borsa grafiğini göstermiştim. Yeniden verir misiniz arkadaşlarım o grafiği bir borsa grafiğini ilk gösterdiğimiz. Herkes bunu biliyor. Bugün borsa düşerken banka hisselerinin çıldırmış vaziyette yükselmesi yani borsa %4-64 düşerken banka hisselerinin yükseliyor olmasının nedeni buydu. Karşılıksız para transferi nedeniyle banka karları patlayacak. Çünkü bankalara hazineden yani halkın cebinden karşılıksız para transferi yapılmış olacak. Faiz lobisi gününü gün ediyor derken benim kastım buydu. Herkes bunu biliyor. Evet. Ne yazık ki tablo bu. Bir sonraki grafiğimiz e, gelsin e, hemen. Ve tabii bunun bir sonucu olacak. Normal koşullarda faiz artırsaydı Merkez Bankası bu enflasyonu düşürecekti. Biz faizin artmasını istemiyorduk. Biz enflasyonun düşürülmesini istiyorduk. Bunun yolu da parasal genişlemeye karşı tedbir almak. Türk lirasının değerini korumak. Türk lirasının değerini korumak size daha önceki yayında söyledim. Türk lirasının değerini korumak dolara, sterline ya da euroya karşı korumak demek değildir. Türk lirasının değerini korumak demek alım gücünü korumak demektir dostum. Alım gücünü yani enflasyona karşı, hayat pahalılığına karşı korumak demektir. Ama faiz lobisini zengin ederken onun cebine hazineden birazdan göstereceğim para koyarken faizleri yükseltmedim demek için yaptığınız şeyin sonucunda enflasyondaki artış devam edecek, halk yoksullaşacak. Parasal genişleme, yani enflasyon ortaya çıkacak. Bunların hepsini emin çapa söylediğiydi diyeceksiniz. Hepsini. Bu arada çok önemli bir şey daha vardı. Ya birkaç hafta önceye kadar dolar kuru ülkenin parası niye bu kadar rezil ediliyor? Ülkenin parasını bu kadar rezil etmeyin. Kur niye bu kadar yükseliyor? Demedik mi biz? Dedik biz bunu engel olmanızı istedik. Evet ama normal yollardan, sahtekar yollardan değil. O zaman bize ne diyordunuz? Siz Türkiye'yi mandacılar olarak kötü yola düşürmek istiyorsunuz. Biz kuru patlatarak ihracatı çatlatacağız dediniz. Hani Türkiye ekonomik modeli diye bir şey uydurmuştunuz. Tem diye bir şey, Türkiye ekonomik modeli. Rekabetçi kur temelliydi. E kurun madem rekabetçi olması o kadar iyiydi. Niye bunu yaptınız? Ne oldu? Birden Türkiye ekonomik modeli çöp mü oldu şimdi? Kuru buralara düşürdünüz. Çok iyiydi. Şahaneydi kurun yükselmesi. Dostlarım, doğru düzgün yoldan kur bu çılgın artışı yapmadan, ekonomide bu tahribat olmadan, halk böyle yoksullaştırılmadan ülke yönetilebilirdi. Ama o yolu seçmedik. Kim seçmedi? Recep Tayyip Erdoğan. Bu yoksullaşma Recep Tayyip Erdoğan yoksullaşması. Bu enflasyon Recep Tayyip Erdoğan enflasyonu. Evet. Bütün bu yaşadıklarımız recep Tayyip Erdoğan'ın yarattığı kriz. Türkiye'deki bankalara bakalım bir de kim bunlar? Bunları kimin için yapıyor iktidar? Bankalarda 1 milyon 124.821 kişinin Türk lirası hesabı var dostlarım. 1 milyon 124.821 kişinin Türk parası mevduatı var. Türkiye'de yaşayan ama Türkiye'de yaşayan yabancıların veya yurt dışında yaşayan e, gurbetçi vatandaşlarımızın Türkiye'de açtıkları veya tüzel kişiler yani şirketler, dernekler, vakıflar şunu onların açtıkları değil. Gerçek kişiler Emin, Ahmet, Ayşe, Hatice, Hasan onların açtıkları. 2.343.824 824 kişinin de döviz hesabı var. Peki bu nasıl bir mevduat yapısı? Dostlarım Türkiye'deki hesapların 234.187'si vadesiz. 154.164'ü bir ay vadeli. 3 ay vadeli olan 648.000. 6 ay vade 44.000. Dikkat edin. 12 ay vade 11.559. Bir de 21 bir yıldan uzun vadeli olanlar var. 20.000 küsurda onlar var. Şimdi gördüğünüz gibi Türkiye'de halk kısa vadeli mevduatı tercih ediyor. 3 ay ve daha kısa mevduatı tercih ediyor. Neden? Uzun vadede bu ülkede ne olacağı belli olmaz. Güvenmiyor halk. Peki bu vadenin bir de acaba parasal büyüklüğe göre olanı nedir? Dostlarım, Türkiye'de 323.874 kişinin bankada 1 milyon lira veya üzeri parası var. Bakın 323 milyon. Seyir. İşte bütün operasyon bunun için yapıldı. Bunlar büyük paralarını, büyük miktardaki paralarını dolara çevirmesinler. Dolar almasınlar diye. Faiz lobisi dedikleriniz aslında kastederken bunlar. Şimdi bu 323.874 kişi bayram ediyor. Neden? Siz çünkü onların gelirlerini garanti ettiniz. 323.874 kişi. 323.874 kişi için 84 milyonun geleceği rehin atıldı. Ya düz yoldan, basit yoldan, kolayca ekonominin kurallarını uygulasaydınız da bunu böyle yapmasaydınız olmaz mıydı? Dolar düştü. Şapkadan tavşan çıktı. Dolar düştü, dolar düştü. Peki bakalım dolar düşmüş mü? Dostlarım 2021 yılına girdiğimizde dolar kuru 7.43'tü. Ardından 20 Şubat'ta bu yılın en düşük seviyesi olan 6.96'yı gördü. 6.96'dan bugün 12.59 üzerinden hesapladım. Ben artık bir noktada kesmek zorundayım. Hani grafiklerin yapılması lazım. 22 Aralık itibariyle 12.59'dan dolardaki artış %81. Ya düştü düştü Recep Tayyip Erdoğan, doların belini kırdı dediğiniz %81 mi? %81 mi yani? Bu işin normali nedir? Sizdeki enflasyon %22 diyelim, 21 küsur öyle diyorsunuz bize. Amerika'da kaç? %6 Hani Almanya'da %50 diyorsunuz ama. %6 düşeceksin ondan onu. Evet. Bu şöyle hesaplanır. %14 olması lazım bu artışın. Hadi bilemediğiniz zaman 20. Hadi bilemediğiniz 25. Dolardaki artış %81 olunca yani Recep Tayyip Erdoğan doların belini kırdı. Yahu niye çıldırttın doları 6.96'dan? Siz bana yıl başında dolar 7.43 iken Emin Çapa dolar 10 olacak deseydiniz ben size derdim ki siz delirdiniz herhalde. Siz aklınızı kaçırdınız. Öyle şey olur mu canım? Niye dolar öyle bir şey olsun? Bu ülkenin merkez bankası var derdim size. Biliyorsunuz Naci Ağbal vardı. Bu ülkenin Merkez Bankası var. Merkez Bankası öyle bir şey izin vermez. Dolar 7.43'ten 10'a gelmesi ne demek biliyor musunuz? Bunu bir sürü insana ben söyledim. Bana dolar 10 lira 11 lira olacak diyen bir sürü insana bu ülkenin Merkez Bankası var. Doların 10 lira olmasının ülkeye bedelini siz biliyor musunuz? Öyle bir şey olmaz dedim ben bir sürü insana. Sayın Erdoğan'a güvendiğimden mi? Hayır bu ülkenin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası var diye. Ama bu sırada bu yüzde 81'lik artış, yüzde 81 başarı diye bize gösterdiğiniz artış yüzde 81. Yüzde 100'ün üzerinden 81'e indirdiniz. Yüzde 100'ü geçmişti. 81'e indirdiniz ve şimdi bu ölümü gösterip sıtmaya bizi razı edemezsiniz siz. Bu arada bu iş nasıl oluyor? Ve bugün Uğur Gürses bir ekonomi notu yazdı. O ekonomi notunda Uğur Gürses Merkez Bankası'nın arka kapıdan yani biraz önce size gösterdim ya hani göremiyorduk biz Sayın Albayrak döneminde Cumhurbaşkanı'nda ben Cumhurbaşkanıydım bilemedim dediği o dönemde Sayın Albayrak'ın alka kapıdan sattığı 128 milyar dolar var ya işte o arka kapı dediğimiz. Ona hesaplamış Uğur Bey dostlarım pazartesi günü Merkez Bankası rezervleri 3 milyar 579 milyon Salı günü 3 milyar 381 milyon azalmış. Yani Merkez Bankasından arka kapıdan ama ihale yoluyla değil. Arka kapıdan 3 milyar 579 e, milyon pazartesi 3 381 3 milyar 381 milyon salı günü satış yapıldığını bulmuş Uğur Gürses. Dostlarım 7 milyar 7 milyar dolar bütün bunlar. Birazdan ayrıntılı bir şekilde size zaten Viyop'ta dönen dolapları da anlatacağım. Şimdi ama, hani Cumhurbaşkanı Cep Tayyip Erdoğan faiz lobisini karşı, ben faize karşıyım ya, hiç öyle değil. Deminden beri size ne diyorum? Faiz lobisi bayram ediyor. Faizciler göbek atıyorlar dostlarım. Şimdi de isterseniz, bu ne demek emin çapa? Bize göster diyorsanız, buyurun hep beraber seyredelim.